ekranlarınız başına hoş geldiniz. Burası Ankara'nın Mamak ilçesi. Son Durak Köprübaşı Camii. Şimdi şöyle söyleyelim. Son Durak Camii'ni son bölüm olarak niye seçtiniz derseniz, aslında böyle özel bir çabamız yoktu. Bir tevafuk. Bugüne kadar ekip arkadaşlarımla beraber bir çalışmaya girdik. Sonuna geldik. Tabii ki yorulduk ama çokça keyif aldığımız zamanlar var. Burada kardeşlerime tabii bir bir yanıma davet ederek yanlarına giderek sizlerle tanıştırmaya çalıştım ama tanıştıramayacağım da dostlar var. Burada olmayanlar var. E, programlar başlarken tanıtım medya sanat koordinatörlüğü ile başlıyor. Mehmet Tarık Talha Kaplan sonra Ali Tuncer sonra Hakan Alpay Ensar tüm Türk, Zeyfe Ensar tüm Türk ve Ahmet Murat Bakan ve tabii Fahrettin Tabur tanıtım medyada kardeşlerimiz. Yeni medyaya geçtik Mehmet Emre Serdaroğlu, sonra Talip, sonra Serdar, sonra Mustafa, sonra Erkan. İsmini unuttuğum kim varsa kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bir de program sonunda söyleyeceğim biri var. O tabii burada değil. Yanımıza gelemeyecek. Ama programları izlerken kurgu montaj setinde sevgili Recep Güneş bir fotoğrafını herhangi bir yere böyle yerleştirsin. Onu da görün diye isteyeceğim. Tüm bu kardeşlerime benim kartım bu. Onlara ve tüm ekibe helal olsun. Allah razı olsun. Programımıza başlayalım. Yine birilerini tanıyacağız. Bugün yine veda edeceğiz. Sezon final dediler kardeşler. Sezon finali yapacağız. Allah yine buluşmayı nasip etsin. Hoş geldiniz. Ve hocamız e, camimizin imam hatibi Nuri Maras hocam yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun sizler de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun sizler nasılsınız? Çok şükür. E, son dersin. bölüm, amin Allah razı olsun. Son bölüm kardeşlerimle nasip oldu. Son bölüm demeyelim. Allah yeni senelerde buluştursun ama teknik İnşallah. olarak bir programın çekim bölüm sayıları belli. İnşallah. En sonunda bugün burada onlarla ulaştık. Nasıl geçti diyeyim bir koca Kur'an kursu yılı de arkadaşlarımız, çocuklarımız gayretle geldiler, devam ettiler. Tabi zaman zaman tatile giden, tatil mevsimi olduğu için izne giden çocuklarımız oldu. Yerler, yerlerine yenileri geldi. İnşallah bizce bereketli, İnşallah. verimli bir dönem geçti. Ailelerinin iş planına göre, tatil planına, bayram planına göre, babasının iş durumuna, annesinin iş durumuna göre gelemeyen ya da çok az süreyle gelen ya da baştaki evet. yoğunluğu sona, sona doğru kaybetme durumu yaşıyoruz. Burası ücretli efendim zaruri bir kurs değil. Evet. Burası e, tamamen hademeyi Hayrat'ın doğru. imkanlarıyla doğru. takdim edilen bir kurs. Evet. Başkanlığımızın katkıları var. Sizlerin çok büyük emekleri var. Evet. Ben hayatında bir gün dahi, bir gün dahi kursa gelmiş çocuğun hayatında bir İz düşümü olduğu kanaatindeyim. Bir gün bile gelse. Evet, bu evet. yıllar sonra hatırlanıyor, aklına geliyor. Evet. Aa ben şu camiye gitmiştim. Evet. Hoca şunu anlatıyordu diye muhakkak hatırlanıyor değil muhakkak, mi? Muhakkak tabii. Allah evet. gayretlerinizi arttırsın ve Allah bu arkadaşlarla Allah geçirdiğiniz zamanı hem sizin adınıza bereketlendirsin. İnşallah. Hem de onlar adına ben bu cümleyi çokça söyledim. Hatırat yazılıyor. Onlar farkında değiller. Evet. Bugün kalem ve kağıt yok önlerinde ama bu hatıratlar yıllar sonra karşılarına çıkacak. Elbet. Ve onların gözlerindeki şimdi heyecan, şimdi tatlı bir böyle hafif bir stres ileride e, manaya dönüşecek Umut Elbet. Bey. Çok Elbet. teşekkür ediyoruz. Sizi tekrar edelim. davet edeceğiz biz. Tamam. Çünkü çocuklarımız Fil suresi ve Fatiha sureleri Fatiha'yı Fatiha kapanışta alırız ama. Değil mi? Daha anlamlı tabii, olur. Tabii inşallah. Hocama çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Bir kez daha davet edeceğiz. Şimdi kardeşlerimizi tanıyalım. Sonra da yarışmaya başlayalım. Mihrap takım yarışmacıları. Göken Bozkır. 13 yaşında. İleride polis olup suçluları göz açtırmayacağını söylüyor. Emirhan Tağ Koca Kaplan. 12 yaşında. Geleceğin tıp doktoru. En sevdiği hobisi ise bilgisayarda oyun oynamak. Kerim Aktaş 12 yaşında. İleride pilot olmak istiyor. Kur'an-ı Kerim okumak ise en sevdikleri arasında. Berat Aksın 12 yaşında. Hayvanları çok sevdiği için veteriner olmak istiyor. En sevdiği spor ise tekvando. Ve Umut Demir 12 yaşında. Büyüyünce polis olmak istiyor. Peygamberimizin hayatını dinlemek ve okumaktan çok hoşlanıyor. Minber takımı yarışmacıları. Sefa Gökçınar 14 yaşında. Teknolojiyle uğraşmaktan hoşlandığı için yazılım mühendisi olmak istiyor. Mustafa Karaayıt 13 yaşında. Ülkesine katkı sağlamak için mühendis olmak istiyor. Futbol oynamak vazgeçilmezi. Mustafa Ertuğrul Şanlı 13 yaşında. Makineler ilgisini çektiği için makine mühendisi olmak istiyor. Veysel Ergenlioğlu 11 yaşında. Vatanına destek olabilmek için ileride subay olmak istiyor ve Furkan Karabulut 12 yaşında. Geleceğin bilgisayar programcısı, masa tenisi oynamak ise en sevdiği sporlar arasında. Evet bu adeti kazandık kazanalı biz e, her defasında Mihrap takımının ilk yarışmacısıyla başlıyoruz. Minber takımı alınmıyorsunuz değil mi bu duruma? Alınmıyorlar sağ olsunlar. Hiçbir okulda yani kursta böyle bir şey de yaşamadık. Kardeşlerim şimdi bizim onlara soracağımız Cevabını bildiklerini bildiğimiz, bilmeseler de dert etmediğimiz soruları soracağız, hediyelerini vereceğiz. Ama ilginçtir bir taraftan anne babalarına da e, küçücük küçücük böyle mesajlarımız olacak. En büyük teşekkürü çünkü onlar hak ediyor. Biz Gökhan'dan başlayalım müsaadenizle. Gökhan mikrofon alır mısın? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. biraz daha geride tutmak için şöyle tutabilirsin hem daha rahat olur. Aleyküm selam dedin. Allah razı olsun. Nasılsın Gökhan? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim kardeşim. Ben de iyiyim. Kaç yıldır Kur'an kursuna geliyorsun? Ee, üç yıldır. Üç yıldır. Peki üç yıl ilkine git. İlk yılında. Anne babanın, ailenin birilerinin zorlamasıyla mı geldin? Yo ben Kur'an kursuna gitmek istiyorum diye mi çıktın geldin? Kur'an kursuna gitmek istediğim için geldim. Neden gitmek istedin peki? Öğrenmek istedim. Öğrenmek istedin. Çok güzel. Bazen ailemizin zamanı olmuyor bize değil mi hepsini öğretmeye? Evet. Oluyor, olması lazım. Çok acayip vazifesi bu anne babaların ama ister istemez hayat meşgalesi bazen çocuklarımıza dini eğitim noktasında bizleri geri plana bırakabiliyor. İlk sorumuz çok kolay. Hazır mısın? Hazır. Peki. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya ne deniyor? Hatim. Hatim, hatmi şerif denir. 10 puan gele verir, geçmiş olsun. El kartların hepsini kaldırıyoruz çocuklar. Nerede el kartlarınız? Yok mu sizde? Var biliyorum ben biliyorum. Harika, fevkalade, muhteşem, helal olsun. Kabiliyetli diyorlar senin için. Peki. Burada bir arkadaşımızın boğazı gıcık yapmış gibi sesi kimden geliyor? Kim? Senin mi? Sana bir su verelim mi? İyi gelir ama. Vallahi tamam. Arkadaşlar bir tane su verin kardeşime. Ben de biliyorum ne, ne olduğunu. Onun boğazı acayip yoran bir şey. birinin soru bitti. Ben Hazır hiç. mısın ikincisine? Sana sorayım mı 2 3 4 5. O kadar da de değil abartma arkadaş. diyor. Yani arkadaşlar varken burada canavar gibi. Peki <laughs> hala. Minber takımına gidiyorum ben yine, yine geleceğim tamam mı? Minber takımında kim varmış bakayım? Sefa al mikrofonu eline. Sefa nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin. Sağ Sana da bir soru soracağız ve takımını 10 puana taşıyacağına emin misin? Evet. Çok mu eminsin? Evet. Belki bilemeyeceksin yahu. Ha? Bileceğim diyorsun evet. Allah'ın izniyle. Peki Neymiş bakalım? Hmm. Az önce Gökhan'a sorduğumuz soruyla çok alakalı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya ne denir dedik. Hı hı. Peki baştan sona ezberleyen kişiye ne denir? Hafız. Hafız. Tanıdığın hafız var mı? Yok. Yok mu? Bir hafız abinle, belki bir hafız kardeşinle tanıştığında, belki sen hafız olduğunda bu başka bir şey. Ben hep öyle hissettim. Yani düşünsene, sen Kur'an-ı Kerim'i yanında taşırken ne yapıyorsun? Yukarıda tutmaya çalışıyorsun. Çantada böyle aşağıda sallamamaya çalışıyorsun. Evet. Sırt çantası ise değil mi? Evet. Düşünsene o bütün e, Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş, ezberlemiş. Beyninde taşıyor. Evet. Gece gündüz 24 saat devamlı muhteşem bir şey. Hafızlarımız çok değerli bizler için. Bu arada 10 puanı da aldın. Geçmiş olsun. Peki bütün el kartları tekrar kalktı gençler. Görelim bakalım. Kabiliyetli diyorlar senin için. Peki 10 puanı aldın. Şimdi ikinci soruda tekrar buluşacağız. Mihrap takımına geri gidelim. Kim var sırada? Emir üstünü başını kendini oturuşunu bir düzelte verdi. Emir ayakların mı yoruldu? Biraz, biraz yoruldu. al mikrofonu eline. Mikrofonu al eline. Ne dedin cevabını duyamadık. Yoruldun mu dedin? Evet yorulmuştum biraz. Ba bazen devamlı şu şekilde oturmak yoruyor değil mi? Ya bir ayağın yoruluyor. Arada böyle değiştiriyorum pozisyonu. De, arada evet değiştirmek lazım o önemli rahatlatıyor. Sonra geri alıyorum gez Değil mi? Yani. Mihrap takımının ikinci sorusunu sen cevaplayacak mısın? Evet. Sen ne zamandır kursa geliyorsun Emir? Ben dört buçuk yaşımdan beri kursa geliyorum ama kaç yıl olduğunu hiç hesaplamam. E şimdi hesaplamayı önemsemiyorum ama dört buçuk yaş dediğin anaokulu yaşı. Sen anaokulundan sonra kaçıp kursa mı geldin? E, Yok ben 5 yaşında anaokuluna başlamıştım. 5'te başladın evet. 4,5 e, buçuk yaşımda da şeye başlamıştım işte Kur'an Kur kursuna. kursuna. Peki Kur'an'da neredesin? Kur'an'da ben birinci cüzü tamamladım ikinci cüzü de başladım. Yüzünden okuyorsun artık. Oku, okuyabiliyorum. Harikasın, muhteşemsin. Çok sevindim. Yaş kaç? Yaş 12. 12 yaşında. E, hatırat diyoruz ya, şu oturuşumdan da vazgeçeyim. Konu bir anda derinleşi verdi. Yani 12 yaşında küçücük bir çocuk dersiniz. Hayır o kocaman bir birey ve birinci cüzü bitirecek kadar da güçlü bir kardeşim benim. Bu soruya çok kolay zaten cevap vereceğini biliyorum. Vermese de ben 10 puan ona verdim zaten. İslam'ın ilk erkek şehidi kimdi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Söyle bizimle paylaş. Ammar Bin Yasir. Ammar Bin Yasir radıyallahu anh. Pekala. Sana 10 puan kazandırıyor. Tebrik, tebrik ediyoruz. Geçmiş olsun. Heyecan var mıydı? Sormadım hiç. Heyecan mı? Ee, i̇lk başladığımda orada oturuyordum. Mesela orada otururken biraz heyecanlanmıştım. Orada otururken? Evet orada oturuyordum. Buraya gelince heyecan gitti mi? Buraya gelince gitti. Maşallah canım kardeşim. <laughs> ee, Mihrab takımı 20 puana geldiniz. Şimdi minbere gidiyoruz. Minber de 20'ye çıkar mı sence hemen? Bilirler mi? Çıkar. Çıkar. Kesinlikle çıkar. Şans diliyorum onlara. Nasıl? Şans, Şans mı diliyorsun? Başarı diliyoruz size. Şanstan ziyade çünkü şansı Başardım. geçmiş durumdasınız. Başarıyla bunu kazanıyorsunuz. Mustafa mikrofonu eline al bakalım. Nasılsın? İyiyim. Biraz geriye doğru mikrofonu tutarsan daha rahat edersin. İyisin. Sen kaç yaşındasın? 13. 13. Yaz nasıl geçiyor ya da geçti diyeyim. Eğlenceli. Ve hızlı. Evet hızlı geçiyor. Okul zamanı böyle geçmiyor değil mi? Hayır yavaş. Ama okulda da çok şey öğreniyoruz. Evet, Okulu bil. da önemsiyoruz değil mi? Evet. Peki sen kaç yıldır geliyorsun Kur'an kursuna kardeşim? İki yıldır. İki yıldır. İlk yıl gelirken ya ben bir gitmeyeydim falan dedin mi gönüllü mü geldin? Ya ilk başta ben Hı. şey çok büyüklerin olduğunu sanmıştım. Hı -hı. Sonra gelince gördüm ki benim yaşıtlarım. sonra arkadaş oldum. Sevdim çok güzel. burayı. Sonra bir daha geldin. Evet. Harika. Güzel. Sana bir sorumuz var şimdi ki az önce biz Emine'ye sorduğumuz soruda İslam'ın ilk erkek şehidini sormuştuk. Evet. İlk hanım, ilk kadın şehit kimdi? Hazreti Sümeyye. Hazreti Sümeyye ydi. doğru cevaptı. Onlar canlarını bu din, bu dava uğruna ilk e, ortaya koyanlardı öyle mi? Evet. Peki haklarında bir şeyler okuyunca programda anlatmaya zaman kalmaz belki ama okudukça çok muhteşem şeyler öğreniyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ha. Şehadetlerini kabul etsin. 10 puan aldı ve Mustafa'ya herkes el kartıyla destek veriyor değil mi? Pekala. İkinci sorular geride kaldı. Üçüncü sorulara doğru gidiyoruz. Sıradaki kim var? Evet, Kerim var. Kerim mikrofon eline al. Biraz muhabbet edelim seninle. Nasıl gidiyor? İyi. Nasıl iyi? Biraz mikrofon geriye doğru gidebilirsin, daha rahat edersin. Evet. Nasıl iyi? O iyi aç bana. Çok iyi yani. Çok iyi de aç. Nasıl? Çok çok iyi diyormuş. Evet. Yaz tatili güzel geçti işte. Neresini anlatayım? Neresini anlatayım? Yaz tatili mükemmel geçti abi. Kurban olduğum senin Allah Allah. Biliyorum güzel geçti. Gözünüzden belli. Burada sıkılmadığınız, arkadaşlar arasında hem eğlendiğiniz hem öğrendiğiniz çok belli. Şunu merak ediyorum. Sen bir başkasına Kur'an kursuna gelmesi lazım geldiğini anlatır mısın? Tavsiye eder misin? Birkaç kişiye ettim. Nasıl ettin? Evde boş boş duracağına Kur'an kursuna gel dedim. Evet. Ona dedi, yok ben boş boş duracağım mı dedi. Ne dedi? Yo, birkaç arkadaşım geldi. Geldi mi? Oo, ikna ederim diyorsun. Çok iyi, tebrik ettim seni. Sana da 10 puanı verdim gitti. Bak, verdim gitti. Önce el kartlarını kaldıralım. Puanı aldı. Az önce Emir de almıştı zaten. Puanını aldın. Üstüne soru var. Bilsen de puan senin, bilmesen de. Soru şu. Peygamberimizin erkek çocuklarının isimlerini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Haydi bismillah söyle bakalım. Abdullah İbrahim Kasım. Pekala gelmiş geçmiş olsun. Teşekkür ederim Kerim. Sağ Harikasın. Şimdi de minber takımına gidiyoruz ve minber takımına Ertuğrul. Ertuğrul saçları da yapmışız. Ha, şöyle bir evet. salla bakayım şunları. Vay 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 vay. Zaman zaman rastlıyorum. Kardeşlerimiz saçları hoşuma gidiyor. Yani Yolda yürürken de yapıyor musun bunu? Pek yapmıyorum. Niye biraz mikrofonu aşağı indir ama Pek daha yapmıyorum. yüksek sesle söyle bize. Pek yapmıyorum. Pek yapmıyorsun neden? Hı -hı. Artistlik e durmasın diye mi? Yok zor oluyor yani Nasıl ellerimle oluyor? daha kolay. Ellerle yapıyorsun Hı -hı. ama bir süre sonra bu tik yapıyor insanın da farkında mısın? Yani mesela aradan bir zaman geçti ve saçlarını kesmek istediğinde de böyle kafa gidiyor arada bir. sanki saç varmış gibi. Ha, aynen olabiliyor. Ö olur böyle olur. Peki ne zamandır uzattın bu saçı? Yaklaşık bir sene. Bir sene sürdü mü? Hı -hı. Şimdi dikkat ediyorsun bir şey olmasın diye. Evet. Rüzgarda zor olmuyor mu? Ee, Rüzgarda aynen sürekli sağa sola şey oluyor gidiyor geliyor falan. Adam baya manken olurum. ya. Baya mankence anlatıyor. Biz bu camianın içinde saçlarımızla birlikte aslında... Harika çok güzel görünüyor. Hiç sıkıntı yok. Sevdik seni. Latife ediyoruz. Şaka yapıyoruz. Sana bir sorumuz var. Hazır mısın? Hazırım. Yani şu hareketle böyle heyecanlı attın diye rahatsın diye soruyu direkt soruyorum. Sorayım mı? Sorun. Peki. Peygamber Efendimizin erkek çocuklarını sorduk ya az önce Kerim'e. Sen de kız çocukların ismini hatırlar ve bize söyler misin? söylerim. Evet. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatma. Tebrik ettik ve 10 puanını verdik arkadaşlar. Herkes el kartlarını kaldırdı. Hadi geçmiş olsun. Ve sonra üçüncü soru biter. Dördüncü soru için. Veysel hazır mısın? Al mikrofonunu. Ertuğrul teşekkür ederim. Hazır mısın Veysel? Heyecanlı evet. mısın? Evet. Ne kadar heyecanlısın? Az. Az heyecanlısın. Evet. Sana diğer arkadaşlarıma camilerde tavsiye ettiğim şeyi Aa, söyleyeyim. Felak ya da Nas suresini ezbere biliyor musun? Hayır. Peki Subhaneke'yi biliyor musun? Evet. Subhaneke içinden üç kez oku içinden. Tamam. Ben gidip geleceğim. Tamam. Heyecan azalıp azalmadığını bize sen söyle. Tamam. Canlı bir deney yapıyoruz. Şu an heyecanlısın. Üç kez Subhaneke oku arka arkaya. Ben gelince bir daha soracağım tamam, tamam? Evet canlı deneyimiz başladı. Bu deneyin sonucunda Subhaneke'nin bu duanın insanlara Nasıl etki ettiğini öğrenmiş olacağız. Berat, ismin de çok güzelmiş. Nasılsın Berat? Mikrofonu eline al lütfen. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür kardeşim. Ben de iyiyim. Ee, Kur'an kursu bitince belirli saatlerde buradasınız ya. Nasıl zamanını geçiriyorsun? Ee, spora gidiyorum. Mesela ne sporu yapıyorsun? Karate. Karate mi? Hangi kuşaktasın? Siyah. Ciddi misin? Evet. Mikrofonu bırak yanıma gel. Mikrofonu bırak gel bakayım. Gel gel. Gel tam şu ortaya. Gel bakayım. <laughs> yani benim karate bildiğim falan yok. Bir faciaya yol açmayacağım. Tam şuraya gel. Şimdi bu işi yapmak için kimseyle kavga etmiyoruz. Derdimiz bu değil. Ama bize böyle bir iki artistik hareket göster ya. Bir şey yap yani. Utanmasın, rahat olur. Hadi göster. Bana doğru değil ama lütfen. Tekme atacaksın. Kime atacaksın tekmeyi? Bir kameraman abini çağırayım mı? Abi Dolly ile gel buraya. <laughs> sen evet sen deyin seni izliyoruz. Bir hareket göster bize. Tamam. Tekme atıyor. Ne diyorsun ya? Bu çok hızlı mı olması gerekiyor? Ben yap, yap yapmaya gerek yok. Ben yapmayacağım. Bunu ne kadar zamanda mikrofon alayım? Mikrofon alayım. Bunu ne kadar zamanda öğrendin? 3-4 yıldır gidiyorum. 3-4 yıldır. Çocukluğundan beri gidiyorsun. Evet. Günlük hayatta ama kavgalara karışıyor musun Berat? Yok. Kavga etmiyorsun. Savunma sanatı mı bu? Lazım evet. gelirse. Evet. Peki seni yormayacağız ama merak ettim ben de o hareket nasıl yapılır diye adam neredeyse baya böyle R harfini yukarı doğru yaptı. Yerine geçebilirsin, yerine geçebilirsin teşekkür ederim. Ben de çok meraklıydım sevgili dostlar, çok niyetliydim, hiç nasip olmadı. Kara kucak kaldık biz öyle olmadı. Bana mesela Öğretebilir misin Berat birkaç hareket? Öğretirim. Vallahi o kadar kolay mı benim de öğrenmem? Ne? Evet. İstersen yaparsın. İstersem yaparım çok güzel. Sana da bu spora olan ilginden dolayı bir 10 puan verdim. Ama e, puanını yarışmanın içindeki soruyla da aldığın için hiç derdimiz kalmadı diyeceğim ama sana dördüncü soruyu sormadık ki. Bir dakika ben yanlış yere bakmışım. Sana soru sormadık biz. Evet. 10 hmm, puanla aldın ama rahat ol. Tamam. Peygamber Efendimiz'in süt annesinin ismini hatırlıyor musun? Evet. Nedir? Halime. Halime, Halime, Halime. Nasıl ifade edersek yanlış olmaz. Teşekkür ederiz. Hatta sana da tavsiye etmiş olayım. Ee, Hazreti Peygamber Efendimiz'in e, süt annesi Hazreti Halime ile bir buluşma hikayesi vardır. Kitaplar bunu çok güzel yazmıştır. Onu oku. Eee... Şimdi ben yayın buna el vermeyecek, anlatamayacağım ama çok hüzünlü. Bir taraftan çok insanı tebessüm ettiren çok güzel bir gerçekliktir. Okuyunca seninle çok hoşuna gidecek. Tüm arkadaşlara tavsiye edelim. Gelmiş geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Haydi bakalım şimdi bir 10 puan daha alınca mihrap takımı 40 puana yükseldi. Sırada Fil Suresi mi var? Umut'a verir misin mikrofonu? Umut bize sure mi okuyacaksın? Evet. Ne zamandır ezbere biliyorsun? 1 iki yıldır. 1 iki yıldır namaz kılabiliyor musun? Evet. Namazlarında Fil Suresini okuyor musun? Evet. Çok güzel. Heyecanlı mısın? Hayır. Rahatım diyorsun. Çok güzel. Birazdan geliyoruz. Hazır mısın? Evet. Tamamdır inşallah. Ve dördüncü sorumuzun cevabını almak üzere Veysel'e gidiyoruz. Az önce Veysel canlı canlı bir deney yaptı bize. O deneyde neydi? Subhaneke duasının... Üç kere okunduğunda insana nasıl geldiğini bize Veysel söyleyecek. Veysel üç kere okudun mu Subhaneke'yi? Evet. Nasıl oldu şimdi? Heyecanım daha çok azaldı. Daha çok azaldı. Evet. Daha azaldı yani. Aynen. Daha çok deyince bir an deney olmadı. Yanlış duayı verdik çocuğa dedim ama yok. Çok güzel. Pekala. Bize şimdi sen Peygamber Efendimiz'in dedesinin ismini söyler misin? Evet. Dinliyoruz. Abdülmuttalip. Abdülmuttalip'tir onun dedesinin ismi. Peygamberimize ismini veren kişidir. Hayatında çok önemli, harika el kartlarını kaldırabilirsiniz. Ee, hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Deden var mı? Var. Peki dedenin ismi ne? Ahmet. Ahmet. Aranız nasıl? İyi. İyi mi? Peki dedeni seviyor musun? Evet. Tamam. Bu kameraya bakarak İbrahim abin orada. Dedene ne söylemek istersin? Kendine, Bu kameraya bakarak. Kendine iyi baksın. <laughs> Çok güzel. Dedesi kendisine iyi baksın. Beysel kardeşimizin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi de sırada Fatiha. Mikrofonu verebilirsin Furkan'a. Fatiha suresini okuyacak kardeşimiz Furkan var. Furkan adın bile Kur'an yahu. Okuyacaksın artık. Heyecanlı mısın? Hayır. Hiç mi? Yok. Harika. Subhaneke'yi tabii senin yanında Veysel okuyunca heyecan falan gitti. Haberin yok senin ne olduğundan. Ama şöyle yapacağız. Normalde işte minber, mihrap böyle takımları eşliyoruz. Ama Fatiha suresinin en son senin okumanı isteyeceğim. Kapanışı öyle yapacağız çünkü. Şimdi hocamızı, Nuri hocamızı davet edelim. Çünkü puanlamayı o yapacak değil mi? Evet. Hekale hocamızı bekliyoruz. Bugün bu camide okunacak dua ve sureler program içinde yayınlanan kısımları belki son bölüm diye sonmuş gibi düşünülebilir ama şahsım adına söyleyeyim. Kişiler üzerinden değil biz toprak olduğumuzda da bu ayetler bu sureler okunmaya elhamdülillah devam edecek. Bu manada çok önemli. Biz Fatiha ile kapatacağız ama bir başka camide Fatihalarla açılışlar, Yasin'lerle açılışlar yapılacak İnşallah. İnşallah diyelim. Ve şimdi mikrofonun başında Umut var. Umut lütfen mikrofonunu al ve kendini hazır hissettiğin anda bize Fil Suresi'ni duyabileceğimiz bir sesle oku lütfen. Enzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersale aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaretin min sicil. Fece aleyhim kasfin mekkul. Teşekkür ederiz. Ve du sonuna da eklememiz lazım belki hocam. Başka camilerde kardeşlerin Fil suresini seçip okuduklarında evet. e Ebrehenin filleri yine Babillerce. Dövülsün, ezilsin diye dualar ettik. Günümüz için evet. e, zulüm görenlerin üzerinden zulüm ordularının elleri kalksın diye dualar ettik. Evet. Rabbim bunu bu çocukların yüreğinden geçen dualara ekleyip kabul buyursun amin, diyelim. Amin, Ve siz umuta kaç puan veriyorsunuz? 1 ila 10 arasında. 1 ila 10 arasında. Evet hocam. 9 puan, puan veriyorsunuz. Dokuz. Pekala. 9 puan geldi umuta. Şu an ne oldu? 49 puan. Bir tek puan var 50'ye erişmenize. Ve şimdi Furkan da okuduğunda Fatiha suresinin durum ne olacak göreceğiz. Furkan Fatiha'yı okuyacaksın. Az önce Subhaneke'nin ilhamından rahatladığın heyecanın kalmadı. Hazır mısın? Evet. Seni dinliyoruz. Euzubillahimineşşeydanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'in İhdina sirâdel müstakîme sirâdel lezîne en'amte aleyhim gayril meğdubi aleyhim ve lavvallin. Amin. 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 Pekala. Namazlara riayet edince günde 40 kez okuyup tesirinde kaldığımız evet. bir muhteşem suremiz. Bir aa, hayatımızın artık Fatiha sure dua değil hocam başka bir şey değil mi? Yani evet. Fatiha evet. çok kelimeler dökmekte zorlanıyorum. Evet. Bir ila on arasında ee, bir puan vermek lazım gelirse kaç puan vereceksiniz Minber takımına? Minber takımına Furkan evladımıza 10 verelim. 10 verelim. Hı hı. Ama Güzel. şöyle yapalım. Güzel okudu. Güzel okudu. Bir evet. puan da ben Umut'a vereyim. Artık bir puan ve 50-50 olarak iki takım da sona gelmiş, birlikte kazanmış olsunlar müsaadeniz olursa. Tamam. Bizde kaybeden hiçbir zaman olmadı. O Hep. yüzden bugün de böyle bitmiş olacak. Hocam teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Eksik olmayınız. Allah gayretinizi sağ artırsın. Allah. Allah yeni, yeni yeni kurslarda başarıdan başarıya devam edin inşallah. İnşallah. Sağ olun. Biz olursunuz. teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz Şimdi de geçirmez. sağ olunuz. Şimdi de kardeşlerimiz, hediyelerimiz var. Sonra bizim biraz farklı bir vedamız var helal olsun diye helal olsun diye kartımı ben niye tuttum? Çünkü bu işi tek başımıza çıkarmak na mümkün bir şey. Burada arkadaşlarım, kardeşlerim var. Onları hem burada hem yanlarına yani işlerini yaptıkları cihazların başında tanıyarak veda edeceğiz. Önce İbrahim'e gidelim. İbrahim bizim şurada oturduğumuzda kamerada hep bizim yanı başımıza duran kardeşlerimizden bir tanesi. Şöyle biraz kamerasından ayırayım. Nasıl geçti? Güzeldi abi. Eyvallah. Sizin aracılığınızla etkinizle güzeldi. Çok şükür. Emeğinize teşekkür ediyoruz değerli güzeldi, kardeşim. Cazı. Sağ ol, var ol. Buradan yürüyelim. Bana doğru bakan kameraya doğru ben geleyim. Şimdi de Yusuf. Yusuf yeni katıldı aslında aramıza. E, yeni katıldı ama güzel işlerde hep buluştuk. Nasıl geçti abi? Çok şükür elhamdülillah güzel geçti. Eyvallah sıkmadık değil mi? Yok estağfurullah olur mu? Eyvallah biz de keyif aldık elinize emeğinize sağlık. Allah razı olsun hepimizden Sizden inşallah. De. Ve şimdi bir e, bu aa, bu kamera başka bu kameranın e, kamera burada sahibi orada. Onun yanına da gideceğim ama Mashara geleyim önce. Mashar. senin yanına geldim yönetmenim nereden alacaksınız şöyle geçeyim mi? Gelmiş geçmiş olsun. Size geçmiş, Allah geçmiş olsun. razı olsun. Masar bizim en sevdiğimiz kardeşlerimizden. Yıllar önce başladığımız programları birlikte yapma şansı bulduğumuz dostlarımızdan. Eline koluna sağlık. Sen de kardeşim Eyvallah. koluna sağlık. Eyvallah sağ olasın. Şimdi de Jimmy Jeep dediğimiz ben şuradan gideceğim. Jimmy Jeep dediğimiz beş buçuk mu kaç bu? Kaç Beş buçuk mu şu tarafa geleyim? Ee, İsa abimizin yanına geldik. Onunla hep ismini söylüyorum, konuşuyoruz ama kamerayla buluşma şansımız olmuyor. Abi nasıl geçti? Kaç program bitti ya? Şükür Allah Eyvallah. Güzeldi. Eyvallah. Biz Eyvallah. memnunuz. Allah İyi, razı, razı olsun. Işte, şükür kazası belası sona geldik. Çok yorulduk. Ee, bu kameranın kurulma hmm. süreci var ki e, yani benim tarif etme ihtimalim yok. Ucundan tutma ihtimalim de yok. Zahmetli bir iş. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Allah razı olsun. Ey sağ Eyvallah abi. Sağ ol varo. Kim kaldı derseniz şuradan e, Elif'le tanıştık aslında daha önce. Hemen ben burada yanına gideyim. Elif bir adım da gel. Şöyle gel. Nasıl geçti? Kaç bölümde hep beraberdin bizimle? Baştan sona kadar buradaydım. İyi ki de buradaydım. Yani her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen sol yanımda Zeynep. Zeynep bugün sona yetişti. Ama olsun sağ olsun teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Staj bitmesi hüzünlü bir şey mi? Yani evet hüzünlü biraz. İnşallah meslek olarak başlar kardeşim. İnşallah bizim de umutlarımız o yönde. Pekala. Şimdi ben tekrar yerimi alayım ama kimi görmedik. Burada mesela aa Reyhan Hanım lütfen yanıma alayım sizi. Lütfen yanıma alayım. Hatta Hüseyin'i ve Hamza'yı da yanıma alayım. Onların yanına gitmeyelim. Burada setin tam ortasında buluşalım. Reyhan Hanım'sa makyözümüz. Ama onun şahsında hem Yasemin Hanım lütfen buyurun Yasemin Hanım'a ve Ecem'e teşekkür ediyoruz. Ellerinize kollarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Çok güzel bir programdı. Sağ olun. Sizin sayenizde daha güzel göründü. Severek geliyoruz. Eyvallah Allah razı olsun. Ulaşım deyince Ayhan abi var Adem var e, kim var? E, kim saymadı Rıza'yı saymadık pek çok kişi var. Ama e, Hüseyin onların adına konuşmuş olacak kardeşim siz de ulaşımda bize bu ulaştıran iş öyle basitte bir iş değil size canımız teslim Allah razı olsun e, hepimizden Allah razı olsun e, keyif aldık sıcaktı ama güzeldi eyvallah e, mutluyuz böyle eyvallah e, hep mutlu olalım inşallah, i̇nşallah. ve Hamza e, İdris abiyle daha önce ekranda buluştuk Hamza da bizim dekor uygulama ekibinden e, bu kadar ufak tefek adamlar bu işi nasıl yaparlar demeyin. Onlarda tuhaf bir güç oluyor. Tuhaf bir güç oluyor. Ellerinize sağlık dostum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun güzel. Allah razı abi. olsun sağ olun. Biz böyle kocaman kalabalık bir ekibiz. Şimdi ise burada Yusuf abi ışıkta kendisini göremedik. Reji'de mi göreceğiz emin değilim. Reji'ye gidiyoruz ve bu işin en çok emektarlarından birine. Üsame abinin kamerasında onun omzundaki kameradan gördüğünüz kişilerse yönetmenimiz Fatih abi Fatih Tinkil. Ondan başlayacağım. O sadece yönetmenimiz değil, abimiz aynı zamanda. Bu zor işin altından kalkarken elini taşın altına değil, kolunu taşın altına koymuş bir abimiz. Fatih abi beni duyabiliyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Nasılsın? Duyuyorum. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederiz. İyi. Abi 30 bölüm niyetleniyoruz, 25 oluyor, 17 oluyor, bölüm sayıları değişiyor. Ama bizim için sadece bir bölüm gibi çekilmiş. Yorgunluğumuz kalmadı sayende. Sen neler söylersin? Vallahi güzel oldu. Biz de hem e eğlendik hem bilgilendik diyelim. Evet. Ee, bu camide çocuk sesi programı, bu Kur'an kursunda eğitim gören çocukların neler yaptığını gösterme adına bine ekranlara bir şey taşıyabildiysek ne mutlu bize. Eyvallah. Ekip, Allah razı ekip olsun. Ekip olarak gerçekten yorucu bir programdı ama güzel şeyler ekrana çıkarttığımızı düşünüyorum. Allah herkese, razı olsun. Yönetmen olarak herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. Ben Şu de an teşekkür bizim ediyorum. Aracımızda Hasan abimiz var teknik evet, yönetmenimiz. Evet. Evet. Ve Hasan abimiz teknik yönetmenimiz. Ona ayrı evet, bir teşekkürümüz evet, var. Sağabiler. Hasan evet, abi efendim, beni Hasan duyabiliyorsam abi ben Hasan eee Hasan abi Hasan Güler ne yapar teknik olarak izahtan acizim ama bu iş sen olmayınca da olma, olmadığını bilenler dedim. Eline koluna gönlüne sağlık. Amin hepimizin eline koluna sağlık. Ee, bizler de çok memnun olduk. Hele ki çocuklarımızın buradaki bilgilerini öğrendikten sonra daha da yaptığımız işin yoruculuğunu tamamen unutmuş oluyoruz. Eyvallah. Hepimizin eline sağlık. Eyvallah. Amin. Sesimiz size nasıl ulaşıyor derseniz, evet, Hüsame ben, görebiliyorsa, Oktay orada. Oktay'ı araba Oktay, içerisinde göreceğiz şimdi. <laughs> Oktay ve tabii Onurcan, sonra Yasin burada bulunan ama şu an olmayan arkadaşlarımız. Oktay bize merhaba diyebiliyor musun? Sesim geliyor mu size? merhaba diyemiyor şu an. Merhabalar. Bizde. İşe Baktı. bakın, Onun kasap, kasap ekmeğini yavan <laughs> yermişlerler, sesçi <laughs> konuşamıyor. Kendine mikrofon koymamış. Şaka bir yana, Oktay senin nezdinde tüm ses teknisyen ekibi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık vakit veda vakti. Sesi değil ama ışığı göremedik. Yusuf Işık sadece... Burada. Nerede Yusuf abi? Araçta Yusuf abimiz yanında. Yusuf abi ben... oradaysa Yusuf abiye de dönsün muhakkak Üsame. Ee, onun nezdinde hem Alper hem e, biz Emre ile tanıştık. Vahit abiyle tanışamadık. Acıda yolculuğu değişince onun. Yusuf abi eline emeğine gözüne sağlık olsun. Hepimizin eline emeğine sağlık. Yani seninle çalışmak bizim için büyük bir keyif. Estağfurullah. Yani bütün yorgunluğumuz böyle güler yüzünle hepsi son buluyor. Çok keyifli bir işti. Allah Herkesin razı olsun. Herkesin eline konması sağlık. Eyvallah abi. Herkese teşekkür ediyorum. Başta Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Sayın Doktor Fatih Kurt hocam, Daire Başkanımız Mustafa Çuha Bey, aynı zamanda kanal koordinatörlerimiz, burada olan olmayan emeği geçen tüm dostlara artık veda vaktine geldik. Programımız bitti. Sene inşallah bir başka bölümde. Başka bölümlerin içindeki güzelliklerle Rabbim buluşmayı nasip etsin. Yeni programlarla Diyanet TV sizlerle olacak. Allah'a emanet olun diyelim el sallayarak ellerimizi sallaya sallaya sizden veda isteyelim. Allah'a emanet olun.